Önce böyle kariyerinizi anlatırken çok önemli üniversiteler vesaire deyince, bir de siyasette de ilgim yok deyince, acaba ya halka nasıl temas edecek, edebiliyor mu, halka dokunabiliyor mu sorusu ben de aklıma gelmişti Arabamı ama. kendim kullanırım, semt pazarına giderim. Hala babamla Hatay Üçyol'da büyüdüğüm evde otururum. Ondan sonra mutlaka bir kahvede birisi işte hadi gel bir çay içelim derse onu kırmam, Evet. çay içerim. O bakımdan çünkü bunlar bana özellikle rahmetli annem ve aslında annemle babamın verdiği özellikler. Yani bizde akademisyen de olsan, işte profesör de olsan, o teknokrat kimliğini kazansan da halktan kopmak bir utanç verici bir şeydir. Yani çünkü seni oralara getiren odur. Ben devlet okullarında büyüdüm. Hala mahalleme gittiğim zaman ilkokul arkadaşlarımla karşılaşıyorum, sarılıyorum. Ben onlardan sadece biraz daha fazla çalıştım. Bir de Evet. şunu söylemek lazım, biraz daha şanslıydım. Kariyer de şans işi. Yani bazen ne kadar çalışkan olursanız olun, şansınız yaver gitmez. Yani ben eğer bir gün genel başkanla tanışmasaydım, yani ülkücü olduğunu bilmediğim eski bir öğrencim, Meral Akşener'le beni tanıştırma fikrini ortaya atmasaydı ve ısrar etmeseydi, ben bugün bambaşka bir hayatta olurdum. Dolayısıyla insanda bence çalışkanlık önemli. Evet. Fakat şans faktörünü de yadırgamamak gerekiyor. Sayın Bilgin, bir sorumun cevabını Evet. alamadığım için. Yani İzmir sizin için ne ifade ediyor? Burada Memleketim her şey. Hani yurt böyle dışında nasıl bana şeyi anlatırdınız gibi. söyledikleri zaman, mesela burada bir İngilizce gireceğim. Yurt dışına gittiğim zaman hani where is your hometown denir ya. Evet. İzmir derim. Yani o burası benim memleketim. Büyüdüğüm yer, hayallerini kurduğum yer, sokaklarında dolaşırken anılarımın canlandığı yer. Her yerini, her sokağını bildiğim bir yer burası. O yüzden ben burada mesela seçim kampanyasına geldiğim zaman hem genel seçim için hem yerel seçim için bu benim için bir seçim kampanyası değil. Eski dostlarla buluşmak, akrabalarıma sarılmak, bir zamanlar gezdiğim sokaklarda yeniden gezmek, kendimi anlatmak ve hala kendimi borçlu hissettiğim İzmir'e borcumu ödeme fırsatı. Evet.